Çeviköz'ün, yani sadece kendisinin, Sayın Çeviköz'ün şahsı değil ama yaptığı açıklamalar dikkate alındı yani. Mavi Vatan derseniz sizi yayılmacı derler. İşte Karabağ'da... Kıbrıs'a karışmayın dedi. Kıbrıs'a karışmayın. Yani. Falan filan. Yani nihayetinde bu çerçevenin çok da karşılığı olmadığı mı düşünülüyordu? Ve tabii ki hani bunun yanında da bir ekonomik zorluk, enflasyon, pandemi üzerine savaş, Ukrayna savaşı, işte bunun üzerine deprem. Yani algı şuydu, vatandaşın, seçmenin derdi o kadar ekmek, soğan ki, yani geçim derdi ki, yani bunlar kesinlikle hesaba katılmaz. Ve zaten orada bir sorun yok. Biz yani yine ait olduğumuz tarafa döneceğiz. Çok da karışmayalım etliye sütliye. Yani böyle devam ediyor. Ama öyle algılanmamış mı, öyle nasıl yorumluyor diye konuklarımıza sormaya devam edeceğim. Fakat Biden'ın ilk tepkisi geldi. Umarım kazanan kazanır diyor. Evet, öyle bir tepki. Bakalım. Yurt dışı tepkilerine bakalım. Sandıklardan gelen sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden ilk isim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Aliyev Erdoğan'ı telefonla arayarak hem kendisini hem de Cumhur İttifakı'nı kutladı. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını, bunun tezahürü olarak kardeş Türk halkının liderine güvenini gösterdiğini belirtti. Erdoğan ve Aliyev iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu vurguladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Mirziyoyev sonuçların Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklenmesinin göstergesi olduğunu dile getirdi. Delaware'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'den gelen ilk sonuçlar hakkındaki yorumu soruldu. Biden sonucu pek umursamadığını ima eden yorumuyla dikkat çekti. Rusya'dan ilk açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Peskov, Türkiye ile birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle seçimleri büyük dikkatle takip ettiklerini belirtti. Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz dedi. Kremlin sözcüsü Türkiye'nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise seçime yüksek katılımın büyük kazanım olduğunu, ikinci turun ne getireceğini görmeyi beklediklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan. Yurt dışında yaşayan Türkler ise seçimi heyecanla takip etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkler araçlarıyla korna çalarak sokaklarda tur attı. Burası da Katar'ın başkenti Doha. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı kulelere yansıtıldı. Sayın Gezer, sizin yorumunuzla devam edelim. Umarım kazanan kazanır falan gibi böyle bir Biden'dan gelen açıklama. Umuyorum ki seçim kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölgesinde yeteri kadar problem var. Biden'ın açıklamasından başlamak kaydıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelen ilk tepkileri, yorumları ve tabii sorun baki. Yani dış konjonktür ve içinde bulunduğumuz şartlar seçmeni etkiledi mi? Şimdi ilk önce şöyle başlayayım. Diğer konukları da bu arada çok selamlar. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Şimdi Sayın Uran'ın öncelikle benim hani gördüğüm kadarıyla bu seçimler neden bu kadar dış basında, dünyada akis buldu? Çünkü Türkiye baktığımız vakit kabaca iki sebebi var diye ben özetleyeyim. Birincisi, Türkiye'nin doğudan başlayacak olursa, Türkiye'nin doğusundan Orta Asya, Kafkaslar, Rusya ile ilişkileri, Karadeniz, güneye inelim Orta Doğu, oradan Afrika, Doğu Akdeniz tabiatıyla, Balkanlar, Avrupa, NATO üyesi, Atlantik ötesi ilişkileri nedeniyle tüm bu bölgelerdeki tabii ki ülkeler Türkiye'deki seçim sonuçlarını merakla ve büyük bir ilgiyle takip etti. Birincisi bu. İkincisi ise az evvel hocamızın bahsettiği üzere şimdi
Millet İttifakı'na baktığımız vakit esasında ortaya dış politika konusunda çok somut bir takım önerilerle gelemediler. Yani ittifak olarak baktığımız vakit bir takım tabiatıyla açıklamalar oldu. Dolayısıyla bu da basında, dış basında bazı soru işaretlerine neden oldu. Yani iktidar değişikliği olduğu takdirde Türkiye'nin dış politikası, mesela Rusya ile ilişkiler, Ukrayna bağlamındaki ilişkiler, Batı ile olan ilişkiler, Orta Doğu ülkeleriyle olan ilişkiler ne şekilde değişecek? Değişecek mi? Mevcut politikalar sürecek mi? Dolayısıyla bu bağlamda da bu soru işaretleri nedeniyle de seçimlerimiz yakından takip edildi. Şimdi ilk tepkilere gelecek olursak tabiatıyla ikinci tura gidilecek ama Biden'dan başlayayım. Ben bugün hatta onu Twitter'da da paylaştım. Sonra bazı takipçilerimizle fikir teatisinde de bulunduk. Bana soracak olursanız yani bir genel itibariyle bir maalesef bir umursamazlık var ve bu umursamazlık da devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir durum değil. Gerçekten umursamıyor mu? Çünkü Sayın Geze, özür dilerim, sözünüzü böldüm ama gerçekten umursamıyor olabilir mi? Yani umarım kim kazanırsa kazanır. Yani mümkün mü gerçekten umursamamış olması? Değil, çünkü bakın az evvel bahsettiğim coğrafyalarda biz bu Amerika ile her konuda anlaşamıyor olsak da işbirliğine gitmek durumundayız. Yani Orta Doğu'suz bir Türkiye düşünebilir misiniz? Orta Asya'ya açılan, Orta Asya'nın önemi giderek artıyor son dönemde. Orta Asya'sız bir Türkiye, Kafkaslar'sız bir Türkiye, Doğu Akdeniz'siz, Karadeniz'siz bir Türkiye düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Yani ben orada bir kere anlıyorum, bir hafta sonu kendi özel programı çerçevesinde orada bir tabiatıyla soru yöneltilmiş. Ama yıllardır siyasetin içinde olan, başkan yardımcılığı yapmış, şimdi de başkan olan birisine siz her an yani mikrofon uzattığınızda asgari olarak belirli konularda söyleyeceği sözleri olmalı ve takip ediyor, düzenli olan olarak brief ediliyor. Yani bilgilendiriliyor olması lazım. Bir de ben şunu tabii yadırgadım, doğruyu söylemek gerekirse. Hani kim seçilirse seçilirsin, seçilsinin ötesinde yani bölgede zaten yeterince problem var. Aman bir de Türkiye başıma benim dert açmasın. Şimdi böyle bir yaklaşım olabilir mi? ABD'nin başkanı bana soracak olursanız bu çerçevede hareket etmemelidir. Yani eğer konuya hakim değilseniz o zaman o gün soru da almayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki arkadaşlar pazartesi günü briefingde zaten arkadaşlarımız resmi tutumumuzu iletecektir. Veya yani o olgunluğa da sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla ben Amerika'nın tutumunu biraz yadırgadım. Yani daha doğrusu Biden'ın açıklamasını biraz yadırgadım. Devlet ciddiyetiyle ve Türkiye ABD arasındaki mevcut olan ortaklık ilişkisiyle pek bağdaştıramadım. Diğer açıklamalara baktığımız vakit tabii ki yani Avrupa Birliği'nden gelen, evet ben de mesela son derece olumlu buluyorum. Çok katılım çok yüksekti. Demokrasimiz açısından önemli bir şey. İnsanlar gittiler. Temel hak ve ödevlerinden biri olan seçim oy verme haklarını, ödevlerini kullandılar. AB tabii ikinci tura atıfta bulundu. Rusya'dan başından beri biliyorsunuz çok iktidarlı açıklamalar geliyor. Çünkü hani bir spekülasyon zaten vardı. Hatırlayalım, Lavrov buraya geldiğinde Davutoğlu'yla basın toplantısında Rus gazeteci, ki Rus yani basının çoğu zaten devlet güdümündedir. Yani seçimlere Rusya'nın müdahale etmesi gibi bir durum olur mu? Bir takım böyle hani spekülasyonlar var diye bir soru yöneltmişti Lavrov'a. Çavuşoğlu da buna cevap verdi. Ben bu sorunun yöneltilmiş olmasının da son derece manidar olduğunu o zaman da vurgulamıştım. Yani Rusya başından beri son derece bu konuda dikkatli gitti. Peskov'un açıklaması da gayet ölçülü bir açıklama. Bazı liderlerden evet tebrik mesajları geldi ama dediğim gibi tabiatıyla yani bu seçimlerin ikinci turda olacak ve şu tabii çok önemli. Yani milletin iradesinin üstünde bir irade yoktur. Yani etkiledi mi dışarıdaki bir takım bazı? Çünkü hani bir kesim hocamız onu tabii çok hani kabaca ayırmak doğru olmaz dedi ama bir kesim mesela medya bir ittifakı daha desteklerken veya olumlu bir takım açıklamalarda bulunurken bir kesim bazı ülkelerdeki medyada başka bir ittifaka
daha olumlu yönde hani yazılar yazdı, açıklamalarda bulundu. Ama neticede milletin iradesidir bu. Önemli olan sandıktan çıkan sonuçtur. Evet. Herkes de buna tabiatıyla saygı duyacaktır. Şimdi seçim sürecini tabii önümüzdeki iki hafta içerisinde yine yakından izleyecek uluslararası toplum. Ondan sonra da zaten seçim sonuçlarını, yani ikinci turda olduktan sonra resmi açıklamalar ağırlıklı olacak. Çünkü hali hazırda süreç devam ediyor. Bu noktada resmi bir takım, yani dışarıdan gelen iki tür tepki oluyor. Birisi resmi açıklama oluyor. İşte Dışişleri Bakanlıkları'nın yaptığı, mesela bizim Dışişleri Bakanlığımız da bir ülkede seçim olduğunda seçim sonuçlarını, resmi sonuçları bekledikten sonra bir açıklama yapar. Bir de tabii dış basında fikirler beyan ediyor. Onu da birazdan aktaracağız. Onu da özetleyeyim evet. Birazdan. Dolayısıyla yani esas ikinci tur sonrasında biz dünyadan gelecek resmi tepkileri göreceğiz ve o çerçevede de analiz edeceğiz.